Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Merve Hoca. Cümlede anlamla bugün devam ediyoruz. Bir avuç kelime kıtaları birbirinden ayırır. Yer sarsıntısı gibi uçurumlara köprü atan cümleler vardır. Şiir okumayı çok severim. Ama hakkıyla okuyabiliyor muyum? Pek zannetmiyorum. Böyle çok dinlemeyi çok severim. Güzel okuyabilen olursa. Ben çok güzel okumuyorum ama okumayı çok severim. Gerçekten cümleler hayatımızda o kadar önemli ki uçurumlara köprü atan cümleler var. Yani aramızdaki uçurumları bitiren, birer bizlere vesile olan cümlelerimiz var. Yani cümle kurmak güzel. Ama son zamanlarda görüyorum ki insanlar bir cümle kurmaktan aciz. Her şeyi sözcükte anlamlı anlatabileceklerini zannediyorlar. Ama arkadaşlar, cümle bizler için, Türkçe için çok önemli. Şimdi burada cümlede anlamı ele alacağız konuda. Başlayalım. Cümle, duygu ve düşüncelerimizin yargı biçiminde aktarılmasıdır. Ha evet, tek kelimeli cümleler de olur. Bakın, mutluyum. Bak, tek kelime, mutluyum. Yüklem, yargı bildiriyor mu? Evet. Yargı bildirmesi önemli cümlede. İlla çok uzun cümleler kurmak önemli değil. Bir yargı bildirsin bizlere. Duygu ve düşüncelerimizin yargısı olsun. Yargı bildirmeyen, yani yüklem olmayan anlatımlar cümle değildir. Bunlara ne diyoruz? Eksiltili cümle denilir. Yani bunlar bir yargı bildirmez, bize bir şey bildirmez. Bu tarz cümlelere eksiltili cümle diyoruz. Genç kız uçmayı öğrenen bir kuş gibi. Ne oldu, genç kız aşık mı oldu ya? Ne olmuş bu genç kıza bilmiyorum. Neyse, orası bizi ilgilendirmiyor. Ama bakın, bir yargı bildirmiyor. Duygu ve düşüncelerin bir yargıyla biçiminde aktarılmıyor. O yüzden bunlara eksiltili cümle diyoruz. Cümlede anlam ilişkileri. Neden sonuç ilişkisi? Eylemin hangi gerekçe veya neden dolayı yapıldığını ya da yapılamadığını, bakın, yapıldığını ya da yapılamadığını gösteren yargılardır. Uyarı. İçin, ile, den dolayı, den ötürü diye gibi sözcüklerle veya denden, mekten, dinden ekleri ile kurulur. Yol çalışması devam ettiği için trafik hala sıkışıktı. Bakın. Neden? Sonuç. Yol çalışması devam ediyor. Sonuç ne? Trafik hala sıkışık. Sınav sonuçlarını heyecanla beklediğinden ona bir şey söylemedik. Sınav sonuçlarını beklediğinden söylemememiz, değil mi? Beklemesi. Neden? Söylemememiz sonuç. Geldik. Amaç sonuç ilişkisi. Eylemin hangi amaçla yapıldığını gösteren yargılardır. Yükleme sorulan hangi amaçla sorusu bu ilişkiyi belirtir. Bu cümleler genellikle diye, mek için, mak üzere, amacıyla gibi ifadelerle kurulur. İyi bir tatil yapmak için aylardır para biriktiriyorum. Şimdi bunun amacı ne? Para biriktirmesinin amacı ne? Tatil yapmak, değil mi? Para biriktirdin, bir amaca hizmet ediyor. Sonuç olarak güzel bir tatil yapıyor ya. Tatili kim sevmez? Bakın yani, bak, tatilden geldim. Geldim yani, üzüntüsünü yaşıyorum bunun ama sizlerle ayrı kalmaya dayanamadığım için geldim. Desem de inanın ya. İnanın, sizi kandırmam. Koşul şart ilişkisi. Şart cümlelerinde koşul yerine gelirse yargı gerçekleşir. Ödevlerimi bitirsem de biraz rahat etsem. Şimdi
Ne dedik? Koşul yerine gelirse yargı gerçekleşir. Bu nasıl rahat eder? Ödevlerini bitirirse, değil mi? Yani bunun şartı ne? Rahat etmesinin, ense yapmasının şartı ne arkadaşlar? Ödevini bitirmesi. Ödevini bitiremezse rahat edemez. Hiç öyle yan gelip yatamaz. Sevginizi ve ilginizi çevrenize dağıtmayı bildiğiniz sürece etrafınızdaki dost çemberi daha sağlam olacaktır. Maşallah, ben de bir cümle kurmuşum. Başı sonu dağılmış gitmiş. Ne demiş? Sevginizi ve ilginizi çevrenize dağıtmayı bildiğiniz sürece. Eğer bilirseniz, yani karşınızdaki, çevrenizdeki insanlara sevginizi, ilginizi, tabii ki kızdığınız noktalar olur ama bunları da iyi şekilde gösterirseniz dost çemberi, siz buradasınız bakın. Çok güzel çember çizerim. Bir geometrici olsam bu kadar güzel çember çizerdim. Daha sağlam olacaktır. Ama siz sevginizi, ilginizi insanlara göstermezseniz bu çember böyle. Şu ortadan da bir dik indirelim. Olmaz, değil mi? Açıklama ilişkisi. Birden fazla yargı içeren cümlelerde yargılardan birinin diğerinin açıklaması olan cümlelerdir. Bak, önemli. Yargılardan birinin diğerinin açıklaması olan cümleler. Bu cümlelerde sonuç önce söylenir. Sonucu ortaya çıkaran neden sonra açıklanır. Verdim tiyoyu. Kaptın mı? Sonuç önce söylenir. Sonucu ortaya çıkaran neden sonra açıklanır. Kitaplar dolusu güzel şiirler bıraktı bize. Geleceğin şairleri baksın da üsluplarını sanattan yana bilesin diye. Sonuç önce söylemiş, bırakmış. Güzel şiirler bırakmış bize. Nedeni ne? Ondan sonra gelecek şairler. Bu ama tırır şairlerden, yani herkesin yaptığı kutsal emek veriyor falan ama işte bazıları şey değil yani. Şair yazarım falan diye çıkıyor böyle ortaya. Onlar değil. Şairler üsluplarını sanattan yana bilesin diye. Sonucu verdi. Bunun sonucunun neden yaptığını ise sonra açıkladı. Emek derdi, kömür derdi bilemeyeceğiz. Sabırlı ol, bu kara günler de bitecek. Emek de diye okudum ya. O kadar çok emekten bahsettim ki. Ekmek derdiymiş yani aslında. Karşıtlık, zıtlık ilişkisi. Amaca karşıtlık, olumluluk, olumsuzluk ilişkisiyle birbirine bağlanan cümlelerdir. Ne dedik? Amaca karşıtlık, olumluluk, olumsuzluk ilişkisiyle birbirine bağlanan cümlelerdir. Tutumlu olmak gerektiğini söylüyor ama parasını har vurup harman savuruyor. Şimdi tutumlu olma gerektiğini söylüyor ama parayı har vurup harman savuruyormuş. Gördünüz mü zıtlığı? Bir kendi çalışsın da o zaman tutumlu olmanın ne demek olduğunu anlar bu arkadaş. En iyi üniversitede okumak istediğini söylemesine rağmen yıl boyunca eline bir kalem bile almadı. Ya bir de böyleleri var. Sonra hocam öyle oldu. Sen gezdin. Millet ders çalışırken günde o kadar soru çözerken sen ne yapıyordun? Instagram'da storylerini izliyorduk senin. Güzeldi o zaman. Sonra olmadı. Bu hepiniz için geçerli değil tabii ki. Her zaman bunu vurgulamayayım ben. Artık siz beni anlayın. Ben sizin samimiyetinize güveniyorum. Ben başka arkadaşlara laf dokunduruyorum, tariz yapıyorum onlara. Anlatımlarına göre cümlelerdeyiz. Özden anlatım. Artık zaten yıllardır bunları duyduk biliyoruz. Ama gene de bir üstünden geçmek istiyoruz. Öznel, bana göre, yani ben önemliyim, ben bana göre, ben kendi penceremden.
Bu roman dil ve anlatım açısından da yazarın ustalığının kanıtıdır. Yani bu ona göre. Nesnel anlatım. Yapılan araştırmalar ülkemiz nüfusunun her yıl %2,5'luk oranda arttığını gösteriyor. Nesnel anlatımda da herkes için. Herkes için aynı. Yani bana göre %2,5 da ya ona göre %5 gibi değil. Herkes için aynıdır nesnel anlatımda. Doğrudan anlatım. Anadolu insanı bir insanın bahtsızlığını denize girse kurtulur sözüyle anlatır. Doğrudan anlatımda başkasına ait görüş ve düşünceleri hiçbir değişikliğe uğratmadan söyleyeninin ağzından çıktığı biçimde üçüncü bir kişiye, pardon, arada bir kağıt kayıyor, kusura bakmayın, bu da yazı yazarken, yani aslında yazım bu kadar çirkin değil de burada yazarken zorlanıyorum içimde. Üçüncü bir kişiye aktarmaktır. Başkasına ait görüş ve düşünceleri hiçbir değişikliğe uğratmadan söyleyenin ağzından çıktığı biçimde üçüncü bir kişiye aktarmaktır. Dedik, örneğimize baktık. Anadolu insanı bir insanın bahtsızlığını denize girse kurtulur. Aman kurtulur ne ya? Denize girse kurutur sözüyle anlatır. Ya da işte buraya çeşitli şeyler koyabiliriz. İşte çölde kutup ayısı falan gibi şeyler gelebilir. Demek ki bu anlamda bahtsızlığını anlatıyor. Ama Anadolu kurak biraz ya. O yüzden gerçekten denize girse kurutabilir. Geldik dolaylı anlatıma. Başkasına ait bir sözü aktarıcının kendi söyleyişine göre değiştirerek üçüncü bir kişiye aktarmasıdır. Bak dikkat ediyoruz. Burada hiçbir değişikliğe uğramadan söyleyenin ağzından çıktığı gibi aldık. Burada ise başkası, gene başkasına ait bir sözü aktarıcının kendi söyleyişine göre değiştirdik. Bakın, doğrudan anlatımda değiştirmedik. Dolaylı anlatımda kendi, yani ben aktarıyorsam kendi söyleyişime, sen aktarıyorsan kendi söyleyişine göre değiştirerek aktardık. Can Yücel her zaman acıların en büyüğünü kendi kendimize çektiğimizi söylerdi. Bana eserlerindeki olayları iki planda geliştiğini açıkladı.
örneklerimize baktık. Unutmuyoruz. Bakın buna çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Doğrudan anlatımda aldık. Denize girse kurutur. Tak. Oraya yerleştirdik. Hiç değiştirmedik. Hiç ellemedik. Ama dolaylı anlatımda ne yaptık? Yani Can Yücel verdiği cümle böyle değil. Biz değiştirdik. Yani kendimize göre bir değiştirerek anlattık. Yani evet, Can Yücel'in demek yani dediğine den yola çıktık ama kendimize göre değiştirerek üçüncü kişiye aktardık. Bunun ayrımını unutmuyoruz. Karıştırmıyoruz birbirine. Ya benim öğrencilerim vardı. Bu öznel nesneli. Doğrudan dolaylı falan. Kim yapar falan demeyin. Karıştırılıyor. Boşuna denk geliyor falan. Heyecanlı bir şey yapıyorsunuz. Ama aklınızda bulunsun. Karıştırmayın bunları. Mutlaka dikkat edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Eğer sormak istediğiniz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Anlatmak istediğiniz ya da anlatmamı istediğiniz ekstra şeyler olursa bunları yorum yaparak bana iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Bu arada söylemek istediğim bir şey var. Daha paragrafa gelmedik. Cümlede anlamı bitireceğiz. Lütfen paragraf soruları çözün. Hani hocam anlatmadın demeyin. Daha gelmemiş olabiliriz ama paragrafı şimdiden başlayın. Rica ediyorum. Sonra yetiştiremedim, paragraf öyle, paragraf böyle demeyin bana arkadaşlar. Paragraf çok ay konuşabilsem size ben neler anlatacağım biliyor musunuz? Konuşamıyorum. Çok konuştum mu böyle artık bir dilim tellerime takılıyor. Telgrafın tellerine kuşlar kondu. İnşallah çıkacak tellerim, daha rahat konuşacağım sizlerle. O yüzden lütfen paragraf çözün. Hayatınızdan eksik etmeyin. Paragraflı günler diliyorum size canlarım.